paylaşmanın mutluluğuyla büyümüş çocuklarız biz. Sepetlerimiz hiçbir zaman sadece kendimiz için dolmamış. Selamünaleyküm Ahmet abi. Aleykümselam. Bize 8 ekmek verir misin? Vereyim. Al bakalım güzel kız. Buyur oğlum. Sağ ol. El işlerin olsun. Sağ olasın. Büyüklerimizden öğrenmişiz. Karşılık beklemeden vermeyi, elimizdekini bölüşmeyi. Yıllar geçmiş. Sepetlerimiz de, sepetlerimize eklediklerimiz de değişmiş belki. Ama her şey değişse de, hiç bitmez yüreğimizdeki merhametimiz. Şimdi hasene.org adresi üzerinden kumanya kampanyamıza katılarak sepetinize iyilik ekleyin. Merhametiniz sınırları aşsın. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir gönül sohbetinde beraberiz. Kriz adabı konulu sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman insanlar deprem, sel felaketi gibi tabi afetlere, ölüm, hastalık gibi kişisel ve kitlesel afetlere, terör, fitne gibi sosyal afetlere maruz kalıyorlar. Bu afetler canlara ve mallara
az veya çok zarar vermekte ve insanlar acı çekmektedirler. Bugünlerde de olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Çin'den çıkan salgın bir virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Bu ve benzeri afet ve sorunlar karşısındaki en önemli çözümlerden bir tanesi kriz idaresini başarabilmek, toplum olarak da kriz adabına sahip olabilmekten geçer. Bu ise hayatın değişen şartları karşısında savrulmama, paniğe kapılmama, soğukkanlı olarak hadiselere yaklaşabilme beceri ve bilincini oluşturmakla mümkündür. Değerli kardeşlerim, Müslüman hayrın da şerrin de yaratıcısının Allah olduğuna inanır. İmanının gereği olarak da Amentus'unda bunu tekrar eder. Rabbimiz Bakara suresi ayet 155'te mealen şöyle buyurur. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bu ayette de belirtildiği üzere bugün insanlık topyekün bir sınavla karşı karşıyadır. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktalar. Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa oradan da çıkmayınız. Bir başka hadiste de bazı hastalık adlarını vererek bulaşıcı olduğu için aslandan kaçar gibi kaçınız buyurmuştur. Sorumluluk sahibi biz Müslümanlar panik yapmadan, abartıya sapmadan, İslami anlayışla, sosyal sorumluluk bilinciyle elbette ki hareket etmeli ve bu olayların üstesinden gelmeliyiz. Yaşanan süreçte belki de en önemli tespitlerden biri de şudur. Bazı ülke ve bölgelerde panik virüsten daha hızlı yayıldı. Bir anda kolonyaya, dezenfektanlara ve bir takım temel gıda ürünlerine saldırı yaşandı. Bazı ülkelerde ise mesele başta pek ciddiye alınmadı. Maalesef bugün bunun acı sonuçlarını hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Bizler ne panik yapmalı ne de kayıtsız kalmalıyız. Her zaman olduğu gibi dengeli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Panik çaresizliğin sonucudur. Biz çaresiz değiliz ki. Unutmayalım, virüs değil ama vurdum duymazlık, sorumsuzluk öldürür. Dünya hayatı şüphesiz ki sürprizlerle doludur. İnişler, çıkışlar, çalkantılı dönemler, şok edici ani sarsıntılar, çeşit çeşit imtihanlara gebe. Bu itibarla mümin musibetler karşısında bağırıp çağırmaz. İsyana asla dalmaz. Musibetlerden ibret alır, maddi ve manevi hatalarını düzeltir, günahlarına pişman olur ve Allah'a yönelir. Ve şunu bilir ki başına gelen musibetler şüphesiz ki ibret almak için bir fırsattır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla kamunun sağlığı için kamu otoritesinin aldığı tedbirlere uyulmalı, hastalığın bulaşmaması için gereken toplu faaliyetlerden uzak durulmalı, hijyen kurallarına azami bir şekilde uyulmalı ve kul olarak üzerimize düşen görevler titizlikle yerine getirilmelidir. Bu arada sosyal medyada dolaşan spekülatif komplo amaçlı haberlerin kahir çoğunluğunun aslı ve astarının olmadığı da bilinmelidir. Resmi açıklamalar takip edilmeli, sükunet ve sağduyu sağlanmalıdır. Aç kalırım endişesiyle marketlere saldırıp rafları boşaltmak tedbir değil, açgözlülük, bencillik ve ihtirastır. Peki ne olacak? Siz raflarınızı, mutfaklarınızı, kilerinizi ağzına kadar doldurdunuz. Ama komşunuzda o malzemeler ve o temel ihtiyaçlar bulunmuyorsa siz rahat bir şekilde onları yiyebilecek misiniz? Siz yediniz,
çocuklarınız yiyebilecek mi? Oysa Peygamberimiz ne buyuruyordu? Sallallahu aleyhi ve sellem, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bizler o peygamberin ümmeti olarak bu sıkıntıları paylaşarak göğüsleyeceğiz Allah'ın izniyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesini salarak tevekkül ettiğini söyleyen bedeviye, önce deveni bağla, Allah'a öyle tevekkül et buyurdu. Kullar kendilerine zarar verecek olaylar karşısında tedbir almakla mükelleftirler. Virüsün dini ve milliyeti yoktur. Ben umreden geldim. Bende virüs olur mu? Biz Müslümanız. İbadet ediyoruz. Hastalık ve mikrop bizlere bulaşmaz deyip tedbiri elden bırakmak asla doğru değildir. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Şam'a girmek için Şam'a geldiğinde, vardığında şehirde taun, yani veba hastalığının olduğunu duydu. Ve bunun üzerine girmekten vazgeçti. Ebu Ubeyde bin Cerrah, ya Ömer, kaderden mi kaçıyorsun dediğinde, evet, Allah'ın bir kaderinden bir başka kaderine kaçıyorum dedi. Ebu Ubeyde ise ordunun komutanı olarak Şam'da bulunduğundan dolayı bir süre sonra vebadan vefat ettiği kaynaklarımızda yer alır. Yine Bağdat'ın Basra kentinde yaygın bir veba hastalığından dolayı 3 gün içinde 70 bin insanın öldüğü rivayet edilir. Ölenlerin arasında Enes bin Malik'in aile ve akrabalarından 80 kişi olduğu kaynaklarımızda yer almaktadır. Öyleyse değerli kardeşlerim, kullar olarak bizlere düşen tedbir almak ve tedbirli olmaktır. Takdir elbette ki Allah'adır. Allah neyi takdir ettiyse lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek teslimiyetimizi göstermeli ve üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Gerçek bir mümin, hayatının iki ucu arasında dengeyi sağlayan kimsedir. Bunlar havf ve reca, yani korku ve ümittir. Bu ikisi birden bir gönülde yer tutmuşsa canlı bir iman hayatından söz etmek mümkündür. Ayet-i kerimede iki ayrı durumu bir arada görebiliyoruz. Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurmaktadır. Araf suresi ayet 167'de. Gerçekten Rabbin cezayı çabuk vericidir ve hem de yargılayıcı ve bağışlayıcıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde geceleri sabahlara kadar gözyaşları içinde namaz kılmış ve istiğfarda bulunmuştur. Hazreti Ömer'den nakledilen bir sözde de şöyle buyurur. Kıyamet günü sadece bir kişi cennete girecek diye ilan edilse o kişinin ben olacağımı umarım. Yine bir tek kişinin cehenneme gireceği bildirilse bu kez de o kişinin ben olduğum endişesini yaşarım. Değerli kardeşlerim, en hafifinden en ağırına kadar hastalıklar, afetler, musibetler dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiş ve üstesinden gelinmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Bizlere düşen ise bu hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Geliniz son sözü kainatın güneşi söylesin. Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz. Vakit elimizdeki hayır fidanlarını dikme vakti. Vakit bir gönüle girme vakti. Vakit yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine el uzatma vakti. Vakit insanlık için seferber olma vakti. Vakit dua ve tazarru vakti. Vakit dua ve istiğfar vakti. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.
Gönül Sohbetleri programı her gün Almanya saatiyle saat 19'da Camia TV'de. Onlar bu çağın önden gidenleri. Onlar yolumuzu aydınlatanlar, hayatımıza ışık tutanlar. Onlar mukaddes davayı öncekilerden devralıp bize ulaştıranlar. Onlar bu çağa yön verenler. Aynı gaye ve aynı dava uğruna bir ömür boyu mücadele edenler. Kimi ilim, kimi tasavvuf, kimi de tefekkür yoluyla yaşadıkları bu çağa ruh aşılayanlar. Onlar, İslam'ı çağın idrakine nakşederek çağımızda derin izler bıraktılar. Davaları Allah ve Peygamber davasıydı. Sevdaları vahyin nurunu insanlığa ulaştırma sevdasıydı. Bu uğurda gece gündüz çalıştılar, çileler çektiler, bedeller ödediler. Karşılığındaysa hayırlı nesiller, güzel insanlar yetiştirdiler, faydalı eserler ortaya koydular. Onları tanımak, onları örnek almak, onlardan istifade etmek, mukaddes davayı onlardan devralacak bugünkü nesil için sadece bir vefa değil, aynı zamanda bir görev. Bu müstesna hayat hikayelerinden herkesin kendisi için çıkaracağı pek çok ibretler ve örnekler var. O güzide hayatları daha yakından tanıyalım öyleyse. Son devrin büyük alim ve müfessirlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hoca, yaşadığı devrin mücadele ortamında kendini çok yönlü bir alim olarak yetiştirdi. Bir yandan tefsir, fıkıh, kelam gibi İslami ilimlerde derin bir birikim kazanırken, bir yandan da pozitivizm, materyalizm ve darvinizm gibi zararlı akımlarla mücadele edebilmek için kendi çabasıyla Batı felsefesini ve modern bilimleri öğrendi. Arapça ve Farsçayı bu dillerde şiir yazacak düzeyde, Fransızcayı da 6 ay gibi kısa bir sürede felsefi çeviriler yapabilecek düzeyde öğrendi. Edebiyat ve musiki öğrenmenin yanı sıra devrin önemli hüsnü hattatlarından hat dersleri ve icazet alarak adını hat sanatı tarihine de yazdırdı. Başta İslami ilimler olmak üzere felsefe, bilim, sanat ve dil alanlarında sahip olduğu derin entelektüel birikimiyle Hamdi Hoca, bir Müslüman alim ve mütefekkirde bulunması gereken nitelikleri bünyesinde topladı. Henüz 30 yaşındayken 1. Mebusan Meclisi'nde mebusluk ve sonrasında bir dönem Efkaf Nazırlığı yani bakanlık yaptı. Cumhuriyet sonrası İstiklal Mahkemelerinde yargılandı, büyük maddi sıkıntılar yaşadı. Şapka kanunundan sonra şapka takmamak için bir daha sokağa çıkmadı ve münzevi bir hayatı tercih etti. Hamdi Efendi, Hak Dini Kur'an Dili ismiyle son devrin en önemli tefsir şaheserlerinden birini kaleme aldı. Bu dev tefsirde ehli sünnet çizgisine uygun sahih bir İslami perspektif ortaya koydu. Hamdi Hoca, Erenköy Sahra-i Cedid Mezarlığı'nın ebedi sakinleri arasında yer almaktadır. Eserleri,
fikriyatı, talebeleri ve mücadelesiyle ardında derin izler bırakan son devrin yetiştirdiği büyük alimlerden İmam Zahid el-Kevseri, ilim yolculuğunu 28 yaşında şer'i, akli ve edebi ilimlerin tümünde ders okutabileceğine dair aldığı icazetname ile taçlandırdı. İttihatçıların iktidarı gasp edip devlet terörü estirdikleri yıllarda İttihatçılarla ters düştü ve İttihatçıların kendisi hakkında tutuklama kararı çıkarttığını öğrenince ailesiyle dahi vedalaşamadan Mısır'a hicret etmek zorunda kaldı. Modernist, reformist cereyanların merkezi konumundaki El-Eser çevresinde üretilen marjinal fikirlerin tüm İslam alemine yayılmasına ve İslam düşüncesine olumsuz etkilerine karşı Üstad Kevseri, kendisi gibi Mısır'a hicrete mahkum olmuş Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile birlikte oryantalistlerin etkisiyle ortaya çıkan akımlara karşı sahih İslam düşüncesinin ehl-i sünnet çizgisinin müdafasını ortaya koydu. Selefilik, reformistlik, modernistlik, sünnet karşıtlığı, mezhep karşıtlığı ve ehl-i sünnet karşıtlığıyla bilinen bu çizgi dışı akımların temelsiz iddialarına karşı yazdığı ciddi, ilmi reddiyelerle mücadele etti. Her biri sağlam temellendirmelere, güçlü tezlere ve sıkı tenkitlere dayalı bu reddiyeler, İmam Kevseri'nin tüm İslam aleminde de tanınmasına vesile oldu. Kahire'deki evini bir medrese haline getiren İmam Kevseri, İslam aleminin her tarafından yüzlerce öğrenciye ders ve icazet verdi. Üstad Kevseri, Kahire'deki İmam Şafii Camii Haziresi'nde büyük imamın komşuları arasında yer almaktadır. Ömrünü ilim öğrenme ve öğretmeye adayan hocaların hocası Muhammed Tayyip Okiç, memleketi Saraybosna'da tamamladığı ilahiyat eğitiminin ardından Zagreb Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümü ve Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bunlar da yetmedi, bu öğrenme sevdalısı genç adam bu kez de öğrenimini Batı'da sürdürmeye karar verdi. Önce Paris Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden, ardından aynı üniversitenin Şark Dilleri Okulu'na bağlı Arap, Türk ve Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinden ayrı ayrı diploma aldı. Bunca lisans eğitimlerinin ardından lisansüstü eğitime geçerek Paris Edebiyat Fakültesi'nde doktorasını tamamladı. Bu eğitimde Tayyip Hoca'nın öğrenme aşkını söndüremedi, bu kez yolunu Tunus Zeytune Üniversitesi'ne düşürdü ve burada Arap dili ve edebiyatı üzerine tahsis yaptı. Boşnakça ve diğer Slav dillerinin yanı sıra Latince, Lehçe, Çekçe, Arapça, Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Farsçadan oluşan çok sayıda dili öğrenmeyi başardı. Bu uzun ve yoğun eğitim yolculuğunun sonrasında Doğu'nun ve Batı'nın ilimlerini ve dillerini bünyesinde toplayan bir ilim deryası, bir allame vardı artık. Kader yolunu Türkiye'ye düşürdüğünde, yeni kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dogmatik Bilimler Bölümü Başkanlığı'na getirildi. İlahiyat Fakültesi'nde hadis derslerine giren Tayyip Hoca, o yıllarda fakültenin namaz kılan ve İslam'ı anlatan birkaç hocasından biriydi. Konya ve Erzurum Yüksek İslam Enstitülerinde de hocalık yapan Tayyip Okiç, ilahiyat fakültelerinde kendinden sonraki hocaların birçoğunu yetiştirerek hocaların hocası oldu. Bu meşakkatli ve hareketli ilim yolculuğunda kendisine yoldaşlık edecek uygun ve denk bir eş bulamadığı için hiç evlenemeyen Tayyip Hoca, çok sevdiği talebelerini evladı olarak görürdü. Vefatında arkasında saf tutanlar arasında vefa abidesi bir büyük zat da vardı. Devrin Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan.
cenazesi memleketi Saraybosna'ya götürülmüş, orada defnedilmiştir. Türkiye'de İmam Hatip okullarının açılmasının öncülerinden ve bugünkü İmam Hatip Lisesi modelinin mimarlarından Celaleddin Ökten Hoca, bir yandan Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne devam ederken, bir yandan da Fatih Dersiyanlarından medrese usulü ilim tedris etti. Arapça ve Farsça'nın yanı sıra Fransızca öğrendi. Bu yetişme tarzı ona, eğitimcilik hayatında da çift yönlü bir eğitim metodu kazandırdı. Türkiye'de değerlerimizin dışlandığı, dinin ve dindarlığın hakir görüldüğü, batılılaşmanın ve pozitivizmin yüceltildiği bir dönemde, dert ve sorumluluk sahibi bir Müslüman ve bir eğitimci olarak Celal Hoca, Türkiye'nin önünü açacak, öncü nesillerin yetişmesine öncülük yapacak, milleti ve devleti asli değerleriyle barıştıracak bir eğitim modeli ve okul projesi üzerinde uzun zaman zihin yordu. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidara gelince, İmam Hatip projesinin hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat doğdu. 1951 yılında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 7 ilde İmam Hatip okulları açıldı. İstanbul İmam Hatip Okulu'nun kurucu müdürlüğü tevdi edilen Celal Hoca, bu mukaddes göreve büyük bir coşku ve heyecanla sarıldı. İlerlemiş yaşına rağmen İmam Hatip Okulu'nun yapılanması ve başarısı için gece gündüz var gücüyle çalıştı, koşturdu. Bu onun için tarifi mümkün olmayan bir sevinç kaynağıydı. Millet aslına rücu ediyor, inançlı bir nesil yeniden geliyordu. Celal Hoca, her bir İmam Hatip talebesini kendilerine verilmiş bir emanet, bahşedilmiş bir nimet olarak görüyordu. Okulda imkansızlıklar sebebiyle müstahdemin bile bulunmadığı o yokluk günlerinde, okulun ve hatta tuvaletlerin temizliğini bile kendisi yapıyor, İmam Hatip talebesinin onurunu incittirmem diyerek öğrencilerine yaptırmıyordu. Çoğu köylerden ya da şehrin varoşlarından gelmiş, yoksul ailelerin çocukları olan öğrencilerinin yeme, İçme, giyinme ve barınma sorunlarıyla bile bizzat ilgileniyordu. Türkiye'de İmam Hatip neslinin temelleri böyle atılıyordu. Celal Hoca'nın kabri Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliği'nde yer almaktadır. İstanbul'un dini hayatına damgasını vuran, vaaz ve irşadlarıyla toplumu manevi gıdalarla besleyen, Anadolu'dan gelen on binlerce talebenin yetişmesinde emeği ve katkısı olan gönül adamı Gönenli Mehmet Efendi, sadece görev yaptığı camideki hizmetlerle yetinmeyip, fahri vaiz olarak İstanbul'un muhtelif semtlerinde ve zaman zaman da Anadolu'nun çeşitli beldelerindeki camilerde yaptığı vaaz ve irşadlarla topluma ışık saçtı. Bu vaazlarının sayısı haftada 60'ı buluyordu. Soyadıyla müsemma, gerçek bir öğütçüydü. Gönenli Hoca'nın irşad meclislerinin önemli bir kısmını hanımlar oluşturuyordu. Toplumun manevi yönden ihmal edilmiş bir kesimi olarak gördüğü hanımlara vaaz ve nasihatlerde bulunmayı oldukça önemsiyor, haftanın belli günlerinde, belli camilerde hanımlara özel vaazlar veriyordu. Bu irşat çalışmalarını 90 yaşına yaklaştığında bile, iki taraftan koluna giren insanların desteğiyle aksatmadan sürdürmeye gayret etti. Vakıfların, hayır kurumlarının çalışmalarında, camilerin, imam hatip okullarının, öğrenci yurtlarının yapımında ve daha pek çok hayır işinde hep öncülük yaptı. Mehmet Efendi aynı zamanda tek başına bir yardım kuruluşu gibiydi. Garip gurabanın, yoksulun, yetimin, sahipsiz ve kimsesizlerin ve de talebelerin gözeticisi, destekçisi ve hamisiydi.
bir aracı gibi hizmet veren Mehmet Efendi, varlıklı insanların kendisine emanet ettiği para ve malları ihtiyaç sahiplerine ve talebelere dağıtırdı. Yaşadığı dönemde İstanbul'da, Kur'an kursunda okuyup da onun yardım ve desteğini görmemiş bir talebe yok denecek kadar az bulunurdu. Sadece Kur'an kursu talebelerine değil, ayrım yapmaksızın lise ve imam hatip talebelerine de, üniversite talebelerine de desteğini esirgemezdi. Anadolu'dan İstanbul'a gelen talebelerin ilk uğrak yeri Mehmet Efendi'nin yanı olurdu. Gönenli Mehmet Efendi, tertemiz, şık kıyafetleri ve güler yüzüyle toplumda herkesin sevgisini ve saygısını kazanmayı başaran örnek bir irşadcıydı. Kabri Edirne Kapı Şehitliği'ndedir. Avrupalı Müslümanların öncülerinden Sefer Ahmedoğlu Hoca, bütün ömrünü İslam toplumu milli görüş teşkilatlarında hizmetle geçirdi. Genç yaşta geldiği Almanya'da başladığı teşkilat çalışmalarını vefatına kadar sürdürdü. İslam toplumu milli görüş teşkilatlarının pek çok kademesinde görev aldı. Genel Başkan Yardımcılığı, Din İstişare Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Başta kurban dağıtımı ve burs çalışmaları olmak üzere pek çok hizmetin başlatılmasında öncülük yaptı. Teşkilat vasıtasıyla kurban organizasyonu, insani yardım, eğitim gibi amaçlarla dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara yardım eli uzatmak için koşturdu. Eğitimci kimliğiyle Avrupa'da pek çok talebe yetiştirdi. Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarının uzun süre genel başkanlığını yapan ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarının da kurucu genel başkanı olan Osman Yumakoğulları, karizmatik liderliği, samimi, cana yakın kişiliğiyle bölme operasyonlarına karşı Milli Görüş Teşkilatlarının toparlanması ve daha da güçlenerek büyümesi konusunda büyük ve önemli hizmetler yaptı. Davaya sadakati, güler yüzü, sevecenliğiyle aynı zamanda Avrupalı Müslümanların Osman abisiydi. İsmiyle müsemma olduğu Hazreti Osman Efendimiz gibi tevazu ve haya sahibi bir mümindi. Avrupalı Müslümanların inançlarını ve nesillerini muhafaza ederek bugünlere gelmesinde önemli pay sahiplerinden biriydi. Kerkük asıllı bir Türkmen olan Doktor Yusuf Zeynel Abidin, siyasi sebeplerle ülkesini terk ettikten sonra İstanbul'da tıp tahsilinin ardından Almanya'ya yerleşti. Arkadaşlarıyla birlikte kuruluşuna öncülük ettiği Avrupa Milli Görüş Teşkilatları vasıtasıyla Avrupa'daki Müslümanların kimliklerini ve manevi değerlerini korumaları, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaları konusunda en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Temelini attığı ve yürüttüğü kalıcı hizmetlerle ilanihaye amel defteri kapanmayacak olanlar arasındaki müstesna yerini aldı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da gençlere örnek olarak gösterdiği Avrupalı Müslümanların öncülerinden Doktor Zeynel Abidin hem büyük bir dava adamı hem de güzel ahlak abidesiydi. Yüzyılımızın en büyük Müslüman liderlerinden ve çağ damgasını vuran en önemli siyasi dehalardan biri olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, genç yaşta makine profesörü olarak pek çok bilimsel ve teknolojik başarılara imza attı. Tarihe yön vermek gayesiyle kurduğu siyasi partilerle İslami kesimi ilk defa siyaset sahnesine taşıdı ve onlara siyaset şuuru kazandırdı. Siyaseti bir sistem mücadelesi olarak gördü ve hem Türkiye'deki
hem de dünyadaki zulümlere karşı mücadele etti. 6 milyar insanın saadetini ve adil bir dünya kurma idealini esas alan evrensel bir siyaset anlayışını ortaya koydu. İslam birliğini kurmak için gece gündüz demeden var gücüyle çalıştı. Avrupalı Müslümanların teşkilatlanması ve kimliklerini koruması konusunda onlara rehberlik yaptı. O, Türkiye'nin ve İslam dünyasının hocasıydı. Yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce insanın katıldığı cenaze merasimi, tarihin en büyük cenaze merasimlerinden biri oldu. Onlar, çağımızın önden gidenleri. Sarsılmaz imanları, yıkılmaz dava aşkları, tükenmez enerjileriyle onlar, çığır açanlar, çağa yön verenler. Selam olsun önden gidenlere ve selam olsun arkadan gelenlere. Tahtadan yapılmış bir uzun kutu, baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu yarın kendileri dolduracaklar. Cılız vücuduma tam görünse de içim bu dar yere sığılmaz diyor. Geride kalanlar hep dövünse de insan birer birer yine giriyor. Hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir ölüm. Dünyaya gelen her canlı, her nefis ölümü mutlaka tadacaktır. Bu ilahi emir gereği vakti gelince misafir olduğu bu dünyadan göç edecektir insan. Ölen bir Müslümanı yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifayedir. İGMG Cenaze Yardımlaşma Derneği UKBA, farz-ı kifaye gereği Avrupa'da yaşayan Müslümanların bu acılı ve telaşlı günlerinde yanlarında olmaktadır. UKBA, dinimizin öngördüğü usulleri dikkate alarak resmi ve defin işlemlerini aslına uygun itinayla takip etmektedir. UKBA, defin faaliyetlerinin yanı sıra hasta ziyaretleri ve manevi rehberlik de yapmakta, imkan dahilinde kimsesiz Müslümanların defnedilmesi, Avrupa'da bulunan Müslüman mezarlıklarının ziyaret edilip Kur'an-ı Kerim okunması, bu mezarların bakımının sağlanması gibi hizmetleriyle de örnek olmaktadır. Çünkü UKBA bir sigorta şirketi değildir. Bilakis Müslümanlar arası dayanışmaya katkı sağlama hedefinde olan bir dernektir. Unutmayalım ki herkes ölecek yaştadır. Ölüm genç yaşlı, kadın erkek demeden vakti gelen herkesi buluyor. Cenaze esnasında oluşabilecek yüksek masraflardan ve resmi işlemlerin yoğunluğundan ailemizi zor şartlar altında bırakmayalım. Üyelikle tedbirimizi erkenden alalım. Son yolculuğumuza, Müslümana uygun bir şekilde uğurlanalım.